İkincil İstralya projesi kapsamında kabin üzerine monte edeceğim track sistemi için ikinci track bugün geldi. Bu şekilde paketlemişler gayet güzel. Tabii diğer işlerimizden dolayı buraya intikal edebilmem oldukça geç saatlere kaldı. Arkadaşlar bu önemli daveti güzel böyle pırıl pırıl gitmek için güzel gibi banyo yaptım, temizlendim. Şimdi güzel en güzel cicilerimi giyeceğim, bicilerimi giyeceğim. Tertemiz giyineceğim, gideceğim. Bugün eve geldim. Bir sürü ıvır zıvır mektubun, mailin arasında. Bir tanesi dikkatimi çekti. Heyecanla hemen açtım. Şöyle bir şey göndermişler. Şimdi bu ne demek? Bu Sam's Club ya da BJ's Club dediğimiz genelde toptan alışverişlerin yapıldığı club tarzı büyük marketler var. Bu marketler aslında maddi olarak biraz avantaj sağlasa da tüketiciye yıllık belli bir üyelik aidatı ödemeniz gerekiyor. Bir kampanya düzenlemişler sanırım. Bana böyle bir davetiye gönderdiler. Tabii çok mutlu oldum. Bu davetiyede görüyorsunuz açık açık yazıyor. Şahsım adına gönderilmiş. Diyor ki size 3 ay ücretsiz üyelik sunacağız. Şimdi nerede böyle şuraya yerleş. Yani bir 3 ay bir deneyelim bakalım. Bir görelim nasıl bir şeymiş. Şuradan sola dönelim. Yerini biliyorum zaten. Yani buraları iyi bilirim. Övünmek gibi olmasın. Gidelim bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Aylık ücretsiz üyelik kartımızı aldım. Tamamıyla temizlik malzemeleri. Reyon üstüne reyon. Hep içecek dolu. Coors Light güzel bir biradır. Ben de severim. Ne kadarmış? 24 tanesi $24. Yani tanesi $1'a geliyor. Guinness var arkadaşlar. Bu da güzel bir biradır. Tabi bunu aslında İrlanda'da içmek lazım. Hadi hele bir de İrlanda'da Dublin'de Guinness'in fabrikası var. Orada içersiniz. Tadından içilmez yani. Budweiser klasik Amerika'nın birası. 36 tane can. $26. Corona var. Corona var arkadaşlar. Bugünlerde ismi her ne kadar pek hayırlara vesile olmasa da işte bunun da koca kasası $29 falan. Bu son dönemlerde bu IPA'ler çıktı. Bunların alkol oranları biraz daha yüksek. 24'lük kutularda $29 satılıyor. Yingling de güzel bir biradır. Bu da Amerika'da bizim içtiğimiz, sevdiğimiz bir bira. Modelo pek Türkiye'de bilinen bir bira değil. Samuel Adams. Bu da biraz daha böyle sağlıklı takılanların sevdiği bir bira. Şu sangriyalar güzeldir arkadaşlar, severim ben. İspanya'dan ithal etmişler. Bu güzel bir içecektir. Soğuk soğuk götüreceksin bunu. Ha, Red Bull var bak. Red Bull ne kadarmış bakalım. Şimdi Red Bull'un 24'lük paketi $35. Red Bull da tabi alemciler iyi bilir. Çok güzel ayırtıyor kafayı. Yani sert geçen bir geceden sonra bundan bir tane çakıyorsun. Ha, bak burada da Stella Artois var. O da güzel bir biradır. Arkadaşlar bu kulüplerin bir diğer özelliği böyle araç bakımı da yapıyorlar. Mesela bataryanızı, lastiğinizi falan buradan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yani fiyatları fena değil. Tabii daha dışarıda daha iyi bir yıllarda yakalamak mümkün ama bir nebze ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi. Yani gelmişken buraya 4 tane teker de atabilirsiniz arabanıza.
Buralarda da arkadaşlar işte kedi köpek mamaları. Tuvalet kağıdı, tuvalet kağıdı, tuvalet kağıdı. Plastik kaplar, kağıt kaplar, kağıt tabaklar, kağıt bardaklar, kaşık değişik peynir çeşitleri. Arkadaşlar kanala üye olun. Kanala üye olmayanı vallahi bununla böyle var ya kafasına. Etler de burada. Ne etiymiş bu? Ha, bu dana eti. Domuz eti var. Domuz eti en ucuz tabi. $1.69 pound'u. Yani pound yarım kilo, öyle düşünmek lazım. Bir koyun eti falan, kuzu eti şimdilik göremedim. Bakacağız biraz daha. Ha, burada da işte meyve suyu tarzı içecekler var. Fiyatları görüyorsunuz. Yani fena değil. Mesela şu üçlü kutular $7. Süt $4.30. Yani süt dışarıyla aynı gibi. Hot dog var arkadaşlar. Bakın hot dog, sıcak köpek. Şimdi tavuk göğsüne bakalım arkadaşlar. Tavuk göğsü benim de çok tükettiğim bir malzeme. Pound'u $1.89. Bu tarz tavuklar Amerika'da son dönemde ucuz oluyor. Yani böyle paket şeklinde alıp kendim yapayım derseniz şu tavukların tanesi ne kadarmış görelim. İşte $5. $4.61. $5.34. Yani bütün tavuk aşağı yukarı işte $5 falan. Bakın arkadaşlar, kuzu eti buldum. Evet, 3,5 kilo kuzu eti $38. Kızartılmış tavuk var. Gördüğünüz gibi alıp böyle akşam evinize falan gidebilirsiniz. $6. Tereyağı bol bol. $3.28. Güzel, fena değil. Fena değil. Yani arkadaşlar, görünüşe göre ben buradan alışverişimi yaparım bu 3 ay boyunca. Ondan sonra bir üyeliği yenileyip bir yıl falan, hani yıllık üyelik almaya değer mi, orasına emin değilim. Pound'u $2, gayet mantıklı. Üzüm organikmiş. Bunlardan gelip biraz almak lazım. Valla bu meyve sebze reyonunu görünce biraz ümitlendim. Buraya takılabilirim ben yani. Güzel bir olay. 1,5 kilo kivi $6. Oldukça iyi. Dev gibi çilek $4.49. Koca çuval pirinç $20. Yani mantık bu arkadaşlar. Yani böyle büyük bir aileniz varsa alacaksın böyle bir çuvalla pirinci. Çerezler var. Mesela şöyle bir kutu $6. Çekirdek çitlenmiş $6. Fındık, fıstık tarzı şeyler. Sanırım hepsi $6 buranın. Muz burada çok ucuz bir şey. Eğer muz seviyorsanız gördüğünüz gibi 1,5 kilosu $1.40 muzun. Bir de muzlar çok kalitelidir. Hepsi ithal tabi. Değişik ülkelerden geliyor. Yani muzu severseniz Amerika sizin için tam bir cennet. Çiçeğin buketi $12.99. Kahve tarzı, işte kahvaltılık tarzı bunlar. Pankek şu şekilde yapıyorlar. Üzerine de şurubunu şu şekilde. Çilek reçeli şu şekilde, ikili koli alıyorsun. $9. Kapanış saati geldi.